27 Ekim 2023 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da saatler 28 Ekim Cumartesi 29 Ekim Pazar gününe bağlayan gece yani pazar sabahı saat 3'te bir saat geri alınacak. Türkiye değişiklik yapmadığı için Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi Orta Avrupa ülkeleriyle aradaki saat farkı yeniden 2'ye. İngiltere ile ise 3'e çıkacak. Yaz saati uygulaması elektrik tasarrufu için yapılıyor. Avrupa Parlamentosu saat değişikliğinin kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Ancak bu henüz uygulanmadı. Araştırmalara göre 3 kişiden biri saatler değiştikten sonra sorun yaşıyor. Almanların sadece %20'si saat değişikliğini mantıklı buluyor. Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı, ebedi başkomutan, büyük asker, büyük devrimci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta bu uğurda canını veren tüm kahramanlarımızı saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Hafta sonu özel videolarımız olacak. Herkesten önce WhatsApp kanalımıza üye olup takip edebilirsiniz. Linki yorumlar kısmına koyuyoruz. Dileyenler orayı tıklayıp ücretsiz olarak abone olabilirler. Almanya'da Yabancılar Dairesi'nde satılık randevu skandalı çıktı. Birçok kurumda randevu almak için aylarca hatta yıllarca beklemeniz gerekiyor. Bir grup bunu fırsat bilip internet üzerinden randevu veren Berlin Yabancılar Dairesi'nden otomatik randevu alan bir bilgisayar programı yazmış. Para karşılığında başkaları adına randevu almayı kolaylaştırmış. Uzmanlar şimdi bot destekli randevu almayı önlemeye çalışıyorlar. Baviera eyaletinin İçişleri Bakanı Eywanger Lisedeyken Yahudi karşıtı söylemler içeren bir broşür hazırlamakla suçlanmıştı. Ben yazmadım, abim yazmış demişti ve kurtulmuştu. Savcılık olayla ilgili bakan hakkında değil ama broşürü ortaya çıkaran öğretmen hakkında soruşturma açtı. İzinsiz açıklama yoluyla suç işleyip işlemediği araştırılıyor. Skandalın ardından bakan özür dilemişti ancak Yahudi cemaati özrünü kabul etmemişti. Buna rağmen bakanın partisi hür seçmenler eyalette oylarını arttırarak 4 bakanlık kazandılar. Okullardaki aşırı sağcı vakalar da artıyor. Almanya genelinde binlerce ırkçı vaka rapor edildi. Çocuklar sınıflara gamalı haç sembolleri çiziyor. Bu yılın ilk 6 ayında mülteci yurtlarına yönelik 80 saldırı düzenlendi. Dresden'da yurt olması planlanan eski bir okul binası da kundaklandı, yakılmaya çalışıldı. Verdi Sendikası ülke genelinde perakende sektörü için grev çağrısında bulundu. Ayda 130 saat çalışan bir işçi brüt 2260 avro para alıyor. Ama Verdi Başkanı 20-25 bin alıyor. Bu yüzden çok da büyük sorun teşkil etmiyor. Almanya'da şehirler arasındaki yaşam maliyetlerinde %38'e varan farklar olduğu belirtildi. En pahalı şehir Münih. Münih'te yaşamak Saksonya'ya göre %38 daha pahalıya geliyor. Münih'ten sonra pahalı şehirler sıralamasında Frankfurt ikinci, Stuttgart ise üçüncü oldu. En ucuz şehirler ise Doğu Almanya'da yer aldı. Berlin'de su sıkıntısı baş gösterdi. Gerekçe kömür santrallerinin kapatılması. Kömür madenlerinden her sene yüz milyonlarca metreküp su nehirlere akıtılıyor. Saksonya hükümeti ise Berlin'i masrafları ödemezse suyunu kesmekle tehdit etti. Uzmanlar Elbe nehrinden su getirmeyi planlıyor. Ancak bu projede oldukça maliyetli. Bu sene 170 milyarlık silah aldığımız için içme suyu projelerine para kalmadı inşallah seneye. Avusturya'nın başkenti Viyana dünyanın en aile dostu şehri seçildi. Yaşam kalitesi, eğitim imkanları, ailelere destek ve düşük suç oranı belirleyici faktörler. Viyana'da bir aile için ortalama yaşam maliyeti 3.210 avro. 3 euro. odalı evlerde ortalama 1.560 kiraya veriliyor. Avusturya ailelere verilen yardımları tam da bu haber üstüne iki katına çıkaracak. Çocuk doğumunda alınan ebeveyn izni de iki seneye yükseltilecek. Çocuk parasına %10 zam yapılacak. Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Baude, Belçika'da saldırı düzenlendi. Irkçılık karşıtı sloganlar atan üniversiteli gençler aşırı sağcılara tepki gösterdiler. Ama onlar tutuklandılar. Normalde tam tersi olması lazım öğrencilerin işi oldukça zor. Özellikle Türkiye'den gelenler Almanya'da BAföK'te alamıyor. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmamız lazım. Bu arada üniversiteler hesabında para olmayan öğrencilere doğrudan maddi destek verebiliyor. Öğrenci işlerine sorarsanız bilgi verirler. İngiltere'de bir araştırma yapıldı. Öğrencilerin cebinde ay sonunda sadece ortalama 50 cent kaldığı ortaya çıktı. Birçoğu iki işte birden çalışmak zorunda. Antalya'dan dönerken valizinde değerli taş bulunan Belçikalı bir turist tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Bir buçuk ay ülkeden çıkmasına izin verilmedi. Şimdi kadının tahliyesine karar verildi. İsviçre'de artan kiralar nedeniyle ev arkadaşı alanların sayısı 29 bin yükseldi. 2016'dan bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Özellikle gençler ve bekarlar bu şekilde yaşıyor. Çünkü kiralar çok yüksek. Parası olan da ev bulamıyor gerçi. Emlak sorununun şu anda Avrupa'nın en önemli gündem maddesi olması lazım ama değil. Neden? Çünkü ülkeyi yönetenlerin öyle bir sıkıntıları yok. Fransa yeni bir havalimanı vergisi getirecek. Yolculardan bilet başına 1,5 avro daha fazla alınacak ve bu parayla ülkedeki demir yolu ağı genişletilecek, yenilenecek. Gerçekten iyi fikir. Aslında bunun bizim aklımıza gelmesi lazımdı. Biz bugüne bugün telefonu 4 aydan fazla kullanırsan para vermen lazım yoksa kapatırız diye bir vergi icat eden ülkeyiz. Bu arada bu süre 6 aya çıkarılacaktı. Boşlanarak emeklilere tam zamanlı çalışma hakkı verilecekti. Bir sürü vaat daha var ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Seçim geçeli 6 ay olacak. Henüz harekete geçen yok. Hatırlatalım da birileri belki duyar ve bu düzenlemeleri hayata geçirir. Fransa'da saldırı planladığı öne sürülen bir kişi de tutuklandı. 18 yaşında Cezayir asıllı Müslüman bir genç videolarda cihat çağrısı yapmış. Kadın erkek çoluk çocuk demeden hepsini öldürelim demiş. Cihat kelimesi maalesef örgütler tarafından istismar edildi. Gençler de bunları gerçek zannetti. Oysa Kur'an-ı Kerim'de 5 farklı anlamda kullanılır. Bunlardan en sonuncusu öldürmektir. O da ancak sizin canınıza kastedilirse, ülkeniz işgal edilirse, Aksi halde düşman sizi öldürecek olursa. Diğer türlü cihat malla ve fikirle yapılır. Sen önce malını mülkünü yoksullara dağıt, çalış, icatlar yap. İslam toplumunu kalkındır, nefsine karşı cihat et. Dünyevi hislere karşı iyi ol, dürüst, ahlaklı bir insan ol. Bu da birini öldürmeyi gerektirmez. Avrupa'da gettolarda büyüyen gençler bir şekilde dikkat çekmek istiyor. Bazıları kas yapıyor, bazıları arabanın camlarını açıyor, son ses müzik dinliyor. Bu ben buradayım, beni de görün demek. Bazıları da maalesef bu şekilde radikalleşerek kendi çapında kahraman olmaya çalışıyor. İnsanların görünebilmek, fark edilebilmek, ciddiye alınabilmek için yapacaklarına hayret edersiniz. Milgram bir deney yapmıştı. Sıradan insanlar, öğrenciler hata yaparlarsa onlara elektroşok vereceklerdi. İlk seviyeler zararsızdı. Ancak şokun seviyesini arttırıp 450 Watt'a kadar çıkarabiliyordunuz. 450 Watt ağır şoktu. Bunun üstüne uyarılar yazdılar. Bu çok tehlikeli dediler ama yine de deneye katılanların %65'i öğrencilere 450 Watt şok verdi. Bilim insanları en fazla 100'e kadar çıkarlar diye düşünmüşlerdi. Sıradan insanlar birden canileşebilir. Onlardan biri Elino Rosenblum'du. Üniversite mezunuydu. Okulu bırakan öğrenciler için gönüllü çalışmalar yapıyordu. Okul aile birliğinde aktifti. Kızı çok başarılı bir öğrenciydi. İyi bir insan gibi görünüyordu. Ancak deney sırasında iki kere 450 watt elektrik verdi. Rosenblum bir takma isim. Adı Ethel Rosenthal'a benziyor. İkincisi gerçek. O günlerde Amerika'da büyük bir cadı avı vardı. İlerici bir çift olan Rosenbergler Ruslara atom bombası sırlarını sattıkları iddiasıyla idam edildiler. Suçsuz yere öldürülen bu insanlar için tüm dünyadaki ilericiler şiirler yazdı, şarkılar besteledi. Onların arasında Melih Cevdet Anday da vardı. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Yarın haftanın yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.